İstersen İtalya Ligi Serie A'ya hemen geçelim. Milano'nun ikizleri ilk iki sırada. Inter 7 haftası geride kaldı bu arada Serie A'nın. Inter ilk sırada 18 puanda. Milan ikinci sırada 18 puanda. İkisinin de bir yenilgisi var. Milan'ın yenilgisi Inter'den geldi. Çok ağır bir yenilgiydi. Çok. 5-1'lik. Bu arada onur kırıcı bir yenilgiydi. Onur kırıcı bir yenilgiydi. Milan tribünleri yanlış pankart açtılar. Açık ve net, evet. Yanlış pankart açtılar. Ve cezasını da Inter çekinmeden verdi. Evet. Inter-Milan arasındaki bu karşılaşmalar eskiden çok iyiydi. Çok talep görüyordu. Çok önemli karşılaşmalardı. Son İtalyan futbolunun düşüşü de sonrasında bu karşılaşmaların da önemi azaldı. Ama şimdi tekrar İtalyan futbolu yükselişte. Hatta İtalyan futbolunun yükselişte olmasının bir örneği de Amili futbol takımımızın yeni bir İtalyan teknik direktörü olması. Evet. Ben biraz buna da bağlıyorum. İtalyan rüzgarının tekrar esmesine de bağlıyorum bu durumu. Neler söylersin özellikle Inter ve Milan özelinde? İstersen İtalyan liginin bir genel değerlendirmesi. Serie A genel değerlendirmesini alalım. Şimdi şöyle, tabii yine bizim Esport'un verdiği bir lig. Bana sorarsanız şu anda İngiltere'den sonra yani İspanya mı İtalya mı dersiniz? Ben İtalya derim. Neden? Çünkü daha çok takım yarışıyor. İşte geçen sene Napoli şampiyon oldu. Bu sene şu anda evet Napoli yok daha ortalıkta gibi ama yavaş yavaş geliyor. İşte Atalanta bu sene fena değil. Inter Milan zaten var. Juventus daha ortalıkta yok ama bir yerde gelecektir. Bu sene sadece tek hedefleri lig. Tabii sene başında benim tahminim, görüşüm, hatta bununla alakalı da bir tahminde bulundum. Inter'in şampiyon olması konusunda ve Dallikler başlamadan hani İtalya Ligi'nde kim şampiyon olur diye sordular. Ben bu sene Juventus diyorum. Inter'in şampiyon olacağını düşündüm. Çünkü bir yere kadar Inzaghi'li geldiler geçen sene. Aslında yine Napoli çok olağanüstü bir sezon geçirdi. Inter yine kötü değildi ama onların böyle sene içinde 3-5 haftalık bir bocalama dönemleri oluyor. Geçen sene o biraz 8-9 hafta sürünce bir anda koptular. Tabii Milan'la beraber yarışta olması da ayrı bir keyif verici. Derbide tabii çok ağır bir mağlubiyet attırdılar Milan'a. Ama sonrasında da tabii Sassuolo gibi, ki bence sadece futbol oynamaya çalışan, çok savunma yapmayı bilmeyen bir takıma maalesef yenildiler. Çünkü Hakan'dan dolayı da biraz duygusal da bakıyorum Inter'e. Bunu da söyleyeyim. Ama yine fark etmez. Günün sonunda, yine sene sonunda ben şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Tabii sadece Inter üzerinde değil, aslında Milan'ın da bu sene iyi başladığını düşünelim. Yani 5-1'lik mağlubiyete rağmen yine de iyi toparladılar. Juventus bu kadar çalkantılı sıkıntılarına rağmen yine de fena değil şu anda. Onları kovalamaya çalışıyor. Atalanta işte al, yetiştir, sat felsefesiyle yıllardır oyuncu gönderiyor. Yine de yarışmaya çalışıyor Gasperini ile. Bence fena değil. Orada tabii hayal kırıklıkları var. Onları da isterseniz söylemem de bir sakınca yoksa. Roma büyük bir hayal kırıklığı. Onu konuşacaktık zaten. Roma özellikle Roma konusunu bir masaya yatıracağız ama ben de hemen kısa bir değerlendirme yapayım. Inter kadro yapısı itibariyle en iyi kadrosuna sahip İtalya'nın bence. Tabii ki de. Bu tartışılabilir. İkinci Napoli ile Milan'ı görüyorum. Eğer Juventus bu idari anlamda sıkıntılarını yaşamasaydı bence Juventus hepsinden daha iyi bir kadroya sahipti. Fakat onlar idari bir problem yaşadıkları için geçen sezon puan silmeleri oldu, takım küme düşme durumu oldu. Bu sezonda benzer sıkıntıların olduğu söyleniyor ama yine de şu anda Juventus 4. sırada. Beni bu sezon şaşırtan Napoli. Ben geçen sezonun şampiyonunun bu sezonda fırtına gibi girmesini beklerken Napoli'de bir düşüş var. Acaba Kim Min-jae'yi Bayern Münih'e gönderdiler diye mi bu oldu diye de düşündüm. Yani sonuçta defansif anlamda sıkıntıları ortaya çıktı. Evet. Artı forvet hattında son dönemde özellikle gol atamama problemleri vardı. Ve son olarak da biliyorsun bir TikTok macerası. Evet. Kulübün resmi TikTok hesabından kulübün en önemli oyuncusu hakkında akla ziyan bir paylaşım yapıldı. Sonra fark edildi, silindi. Menajeri oyuncunun Napoli yönetimini mahkemeye vereceğiz dedi. Şu an biraz yatışmış durumda ama her an her şey olabilir. Olabilir. Çünkü her iki tarafta biraz rahatsız. Hem Napoli yönetimi rahatsız, hem oyuncu bazı rahatsız. Neler olacak bakıp göreceğiz ama Napoli bence biraz geride başladı. Açıkçası beklediğimden daha geride başladı. Tabii daha 7. hafta.
8. hafta oynanacak bu hafta. Her an her şey değişebilir. Juventus da normal şu anda. O kadar probleme rağmen Juventus'u bitiremiyorlar İtalya'da. Evet, değil mi? Öyle yani, bir durum var evet, yani. Evet. Bitirilemiyor. Çok güçlü bir kadro. Ama zaten kadro. Yani şeyin İtalya'nın en büyük kulübü. Yani tabii. Bu tartışmasız. O yüzden de açıkçası Fiorentina 5. sırada bu arada, onu da söyleyelim. 6. sırada da bahsettiğin Atalanta var. Burada bir şey eklemek istiyorum da tabii Napoli'nin oyunluğunda bir düşüş var. Bunun da temel sebebi hocanın bırakması. Hı-hı. Yeni bir hocayla beraber yola devam ediyorlar. Sonra devam etmeyeceğim deyip İtalyan milli takım başına geçmesi. Milli takıma evet. Yani zaten bekliyordum ben hani milli takıma. Çünkü Mancini istifa edince zaten muhtemelen ona gideceklerdi. Hı-hı. Şu anda en başarılı oydu ya da vitrindeki oydu, ona gideceklerdi. Gittiler, doğru da yaptılar. Bakacağız yani neler verecek. Hoca değişikliği tabii ki Napoli'nin oyunda biraz süreç içinde oturmasına neden olacaktır. Bir de kimin ayrılması bence çok çok önemli. Yani bir oyuncu çok şey değildir ama bazı takımlarda çok şey ifade eder. Öyle söyleyeyim. İstersen artık şu Roma mevzusunu bir masaya yatıralım. Yani Roma'nın enteresan bir durumu var. Roma hep başarılıları konuştuğumuz, hep iyi oyun oynayan bir takımken bu sezon açıkçası Mourinho'dan beklentilerin altında bir performans, oyunculardan beklentilerin altında bir performans ve ligde de durumu açıkçası orta sıralarda gözüküyor İtalya'da. Toparlar. Sonuçta Mourinho'dan bahsediyoruz. Yılların evet. teknik direktörü. Ama sanki Roma'ya, kendi şahsi fikrimi söyleyeyim, biraz çağ dışı futbol oynatıyor gibi geliyor bana. Yani daha farklı yok. Oynatabilir gibisi. Sen gibisi yok diyorsun. Ben biraz daha yumuşatarak sonuçta Mourinho sevgimiz, saygımız var. O yüzden de biraz yumuşatarak kırmızı söylüyorum. Kırmızı çizgimiz. Biraz Mourinho o konuda kırmızı çizgimize enteresan kişiliğe sahip. Önemli transferler yaptılar. Özellikle Lukaku transferi ki ben tam takımına gitti diye düşündüm. Bir türlü dikiş tutturamadı. Inter'de problemler, İngiltere'de problemler, devamlı problemler. Onu anlayacak tek adam Mourinho dedim. Mourinho'nun takımına gittik. Çok istiyordum Mourinho'da Lukaku'yu. Ama şu anda bir dikiş tutturamamış durumdalar. Roma konusunda neler söylersin? Yani şöyle Ahmet abi, tabii çok ilginç. Yani bu sene sadece Lukaku değil tabii, Renato Sanchez'i aldılar. Galatasaray'ın çok uzun süre ilgilendiği yine orta sahada Arjantinli bir oyuncu vardı. Paris'ten onu aldılar. Yani zaten iyi bir kadrosu vardı Roma'nın. Ama tabii burada hocanın oynattığı oyun sistemi hani az önce tırnak içinde dedik ama hani biraz da biraz değil artık çağ dışı. Yani biraz daha oyuncuların özgür bırakması lazım bence o zaman Mourinho. Aşırı disiplinli, aşırı sistematik bir hoca. Evet, geçmişte belki bunlar iş yapıyordu. Yani şöyle düşünmek lazım. Değişime direnç göstermemek lazım. Dünyada değişmeyen hiçbir şey yok. Oyun değişiyor, sistemler değişiyor, oyuncu modelleri değişiyor. Bakın şimdi 20 sene önceki yöneticilik anlayışıyla şu andaki yöneticilik anlayışı bir değil işletmelerde. Doğru mu? Doğru. Bakıyorsunuz karşınızda artık cevap veren bir kesim var. Sizde tartışan, verdiğiniz kararı tartışan artık gençler topluluğu var. Şimdi Jose Mourinho sürekli yani tırnak içinde söylüyorum höt höt bir yaklaşım sergiliyor. Ki Zaniolo bundan mutsuzdu bakın. Hı hı. İsyan etti ve ayrıldı. Onun oynattığı oyuna adapte olmak istemedi. İtiraz etti ve ayrılmak zorunda kaldı ki bence Totti'den sonra efsane olabilecek bir oyuncuydu. Kesinlikle. Bana sorarsanız. Yani Roma dengesiz bir takım. Gerçekten Avrupa'da, ligde işte iki hafta önce Genoa'ya deplasmanda 4 tane yediler. Döndüler Empoli'ye, yazık diyorum artık Empoli'ye, 7 tane attılar. Gittiler deplasmanda Şerif'i yendiler. Geldiler işte bu hafta yine yendiler 2-0 zar zor. Yani oyun anlamında hiç umutlu şeyler konuşamıyorum. Yani Jose Mourinho ile Roma'nın ilk dört yapması bence çok çok zor. Onların da şöyle bir şeyi vardı biliyor musun? Empoli maçında görmüşsün de inadına Jose dediler. Tabii. 7 tane attılar. Bence boşuna inat ediyorlar. Yani attı mı da atıyor bu arada. Ya attı. Çok çok iyi bir kadrosu var. Ben bilmiyorum. Yani bu sene ne olursa olsun sonuç, bu senenin sonunda ben Jose Mourinho ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu futbol stili Roma'ya yakışmıyor. Yüzde zaten Leverkusen maçında şu anda Galatasaray'da oynayan Kerem Demirbay yine Diaby İngiltere'ye giden Diaby açıklama yaptı. Yani bu futbol olamaz. Yani maç boyunca bir tane şut atmamışsın Almanya'da turu geçtim. Yani bilmiyorum ama bana hitap etmiyor ki benim gibi birçok insan var. Sadece futbol sonuç odak değil. O zaman
İngiltere'de niye Guardiola, Klopp ya da başka ülkelerde futbolu bu kadar güzelleştirmek için uğraşıyorlar? Bu ama Mourinho'ya sorarsan biliyorsun kupa önemli. Sonuç. Sonuç ya, önemli. Sonuç, kupa evet. Önemli. Dövmelerini yaptırıyor kazandığı kupaların evet. Biliyorsun. Serie A'da 8. haftanın istersen maç programını ve tahminlerini de paylaşalım. Tahminlerini merak ediyorum açıkçası. Ben de merak ediyorum. 6 Ekim Cuma 19.30'da Empoli Udinese karşılaşmasıyla başlayacak. Empoli sıkıntılı süreçler yaşadı. O yüzden bir yerde bir reaksiyon göstereceklerdir. En son maçını da izledim. Kötü oynamadılar, iyi oynadılar. Udinese bu sene kötülerden birisi. Empoli içeride gol atar, Udinese karşılık verebilir. 2,5 gol üstü bahsi olacak. En az 3 gol olur o maçta. Ben de Empoli alır düşüncem var. Aynı, hemen hemen aynı tahminde bulunduk. Kaç gol olur bilmiyorum ama Empoli 2 gol atar diyeceğim de şimdi 1-0 biterse sıkıntı olur. O yüzden üst diyelim. 6 Ekim Cuma 21.45'te Lecce Sassuolo karşılaşması. Sassuolo bu hafta yenildi Monza'ya. Bence galibiyet zamanı. Lecce'de kötü giden takımlardan bir tanesi. Deplasmanda kazanırlar. Kazanırken de en az 2 gol bulurlar. Sassuolo'nun 2 golü. 7 Ekim Cumartesi saat 16'da Inter-Bologna karşılaşması. Bologna Inter'e ters gelen bir takım. Hı-hı. Inter Şampiyonlar Ligi'nde bir yorgunluk var ama yine de içeride güçlü bir oyunları var. Bu sene az hata yapması lazım. Hı-hı. Arkadaki takımlar çünkü geçen seneye benzemeyebilir. Daha başa baş geçebilir. Yani bazı takımlar herkesi yenebilir sürekli böyle. City-Liverpool çekişmesi gibi bir şey olabilir bu. Ben Inter'in kazanmasını bekliyorum. 7 Ekim Cumartesi 19 Juventus-Torino karşılaşması. Bir derbi. Yine bir gerginlik olacaktı. Sarı kart bahsini oynasınlar. Evet. Enteresan. Ben Juventus kazanır. Juventus kazanır. Ben de kesinlikle Juventus kazanır diyorum. Biraz renk katalım. Renk katalım. 7 Ekim Cumartesi 21.45 Genoa-Milan karşılaşması. Genoa içeride güçlü, onu söyleyelim. Ve Milan'a zorluk, mutlaka zorluk çıkaracaktır. Bir yerde çıkaracaktır. Ev sahibi gol atar, deplasmanda karşılık verir. Ben Milan her türlü alır gibime geliyor bu karşılaşma maç için. Maç sonuna girmiyorum, kazanabilir Ahmet abi. Yani ona katılıyorum. Ama Genoa içeride, hatırlarsan Roma'ya da 4 tane attı. Fena bir görüntüleri yok içeride. 8 Ekim Pazar saat 13.30'da Monza-Salernitana karşılaşması. Monza benim bana enteresan gelen kulüplerden Monza bir tanesi. Monza kazanır evet. Monza'yı beğeniyorum. Salernitana'ya göre daha değerli toplu futbol oynuyor. Bence içeride kazanırlar. 8 Ekim Pazar Lazio-Atalanta karşılaşması. Lazio kötü bu sezon. Atalanta'nın da ben iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyiler. Lazio'ya çok daha iyiler. Ben Atalanta'nın bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Burada tabii Kain Gasperini ne yapacaktır ona bakmak lazım. Yani sadece savunarak mı kazanmaya çalışacaktır yoksa hücum edecek midir? O da 2 sene önce futboldan soğutmuştu bizi. Her maç farklı sistem, farklı oyuncular. Yani bir teknik direktör 10 maçta 10 farklı 11 ile çıkar mı? Gerçi gördük örneklerini, çıkanlar varmış ama oralara girmeyelim. Orada da benzer bir görüntü hatta vardı. Hatta geçen sezon geçen gördük sezon. Kendi ligimizden. Burada var olur. İki takım da gol atar. 8 Ekim Pazar saat 16'da. Frosione-Verona karşılaşması. Verona daha bence bu sene daha iyi bir takım. Yani Frosinone nispeten onlara göre belki puan olarak birbirine yakın olabilirler. Birbirine yakın aslında dengeli bir maç olabilir. Maç sonunda bir sıfır olabilir o mücadelede. Bir beraberlik çıkabilir. 8 Ekim Pazar saat 19'da Cagliari-Roma karşılaşması. Çok güzel bir maç. Cagliari bir şekilde bir galibiyet alabileceği bir maç olabilir bu maç. Ama Roma'nın tabii sağ solu belli olmuyor. Ben deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum Roma'nın. Belki zor da olsa deplasmanda kazanır döner Roma. Bak genelde güvenmem Roma'ya ama bu maçta içime sanki böyle doğdu. Sanki benim içime de Roma kazanır gibi bir his doğdu. Bakalım göreceğiz pazar günü 19'a karşılaşma. Pazar günü 21.45 Napoli-Fiorentina karşılaşması. Fiorentina Napoli'ye çok ters gelen bir takım. Bu geçen sene değil bir önceki sene şampiyonluktan etmişti. Bu sene de iyi başladılar. Avrupa'da da fena gitmiyorlar. Ligde de fena gitmiyorlar. Yine zorluk çıkarabilir. Maç sonunda Napoli kazanabilir ama ben mutlaka gol bulacaklarını düşünüyorum. Atalanta deplasmanında ve Atalanta deplasman diyorum. Napoli deplasmanında ve karşılıklı gol ver olur o maç. Ben haftanın en zor maçı olarak değerlendiriyorum bu keyifli karşılaşmayı. Keyifli maçı da der misin? Keyifli bir karşılaşma olacak. Ama sanki biraz daha Napoli önde gibi geliyor. Eğer forvetleri problemi, Osimhen problemini
gerçekten tam anlamıyla ortadan kaldırdılarsa, bir de ismini telaffuz edemediğim Gürcü futbolcuları argol atmaya Kıvara, başladı. Kıvara diyoruz. Kıvara. Evet. Kısaltmasını kullanalım. Kıvara. Kıvara eğer gol orucunu bozdu, asist orucunu bozdu. Eğer devam ederse tabii ki Napoli çok daha önde. Ama zor bir karşılaşma Napoli adına. Fiorentina da ters bir takım gerçekten. Ters bir takım. Çok ters bir takım.